Şaban Elmas. Evet. Kahramanmaraş'tan. Evet. Bu arada geçtiğimiz haftadan beri farkındaysanız sürekli Kahramanmaraş. Bütün konuklarım Kahramanmaraş'tan. Hatta Özkan bir ara Kahramanmaraş'a gitti, hiç dön bile demedik. Nasıl olsa Kahramanmaraş'tan bir konuk gelir diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. 18 Ocak tarihinde çocuklarınızı eşiniz kendi annesine bırakıyor. Evet. Ben ayakkabı almaya gideceğim diyerek evden ayrılıyor. 18 evet. Ocak'tan beri eşinizden haber alamıyorsunuz. İki çocuğunuz evet. annesiz kaldı. Ama bu gidişin önemli bir sebebi olduğunu düşünüyorsunuz. O da evet. sosyal medya. Sosyal medyayı da siz sokuyorsunuz TikTok'a. Birlikte girdik zaten. Yani ilk başlarda her şey iyiydi, normaldi. Ondan sonra hani yalnız yapmaya başladı. Bu da bana dokunmaya başladı. Ne yaptınız mesela? Şeyi merak ediyorum. Hani beraber girdiniz, karı koca kullanıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz orada sosyal medyada? Hiçbir yaptığımız yok. Sohbet ediyoruz. Öyle kötü bir şeyimiz yok yani. Ben size kötü bir şey yapıyorsunuz değil mi? Açtınız. Bunu bana tarif edin. Açtınız, canlı yayın açıyorsunuz. Evet. Oturuyorsunuz karı koca. Evet. Kiminle sohbet ediyorsunuz? Karşıdakilerle, mesela takipçiler falan oluyor. Hı-hı. Onlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Yani kötü bir şey söyleyen, örnek veriyorum, engelliyoruz zaten. Sıkıntı olmuyor. Peki takipçiler çift olarak sizden neyi duymak istiyorlar? Ya da niye sizi takip ediyorlar? Yani ne bileyim, espriler oluyor, muhabbet oluyor. Yani havadan sudan kelimeler. Yani peki bunlar. Mesela siz karı koca yan yana oturuyorsunuz. Evet. Siz ikiniz sohbet ediyorsunuz. Takipçiler de o sırada sizin sohbetinizi mi izliyorlar ve evet. dinliyorlar? Evet. Onlar da oradan yazıyorlar zaten. Onlar da bir şeyler soruyorlar mesela. Nerelisiniz bilmem ne falan. E tamam, bir kere dedin Kahramanmaraşlıyım. İki kere dedin Kahramanmaraşlıyım. Üç kere dedin evet. Kahramanmaraşlıyım. Evet. Bitti. Kaç çocuğunuz var? Bir kere dedin iki. İki kere dedin iki. Evet. Üçüncüsünden sonra hani artık o sorunun karşılığının bir... Cazipliği yok. Yani şöyle, hani zamanla insan, karşıdaki insana alışıyor. Sen onu tanıyorsun, o seni tanıyor. Örnek verdim. Size getirisi ne aslında, onu merak ediyoruz. Siz eş olarak orada yer almayı seviyorsunuz ya. Evet. Sohbet de ediyorsunuz. O sohbet ne getiriyor sizin, size? Size yani katkısı ne? Hangi açıdan sizi tatmin ediyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten pandemiden dolayı biz buna yöneldik. Evdeyiz. Yani yapacak bir şey yok zaten. Her yer kapalı. İş yerlerimiz kapalı. Ondan dolayı vakit geçirmek için biz de bunu kullanıyoruz. Hem de ufak tefek gelir de oluyor yani. Ne kadar? Örnek verdim, hediye jeton falan atıyorlar işte. Hediyeler atıyorlar. Yani ortalama 150-200, bazen fazla da olduğu oluyor. Bu tarz yani. Peki eşiniz sizin o teklifinizden önce sosyal medyayı kullanır mıydı? Kullanıyordu, öyle aktif değildi. Sadece izlerdi yani. Hı hı. Aslında onu ben yönlendirmedim. Hı hı. Ben izin verdim sadece. Yani benim hatam o. Ben izin verdim. Ondan sonra birlikte yaptık biz bunu. Daha hı hı. sonra kendi yalnız yapmaya başladı. Hı hı. Bu da tabii kıskançlığın verdi. Onu sevdiğim için kıskançlığın verdi. Şeyle tepkilerim olmaya başladı. Hatta şöyle söyleyeyim. Hani eşim gitti ama... Yani neden gitti yani? Ben ona küfrettim, hakaret ettim, her şey söyledim yani. İstediklerimi... Hani ben ona küf ettim diyemez, etmedim. Hakaret ettim diyemez, etmedim. İşte ben ona şunu söyledim diyemez demenizi beklerken siz diyorsunuz ki ben ona küfür de ediyordum. Evet. Hakaret de ediyordum. Ediyordum. Bunların hepsini söylüyordunuz. Evet. Yani ve eşiniz niye gitti? Bu bütün bunları biriktirdi işte, bir yerde patlak verecekti bu. Siz niye eşinize hakaret ediyordunuz? Abla şimdi şöyle, biz pandeminin ortalarında ben babamı kaybettim. Bundan bir yılı birazcık geçti. Onun verdiği psikolojik şeyle bir de bu işsizliğin verdiği, hani hepsi hı hı. bir birikince. Maddi durumlar da zaten iyi değil. Ondan sonra işsizsin. Ne yapacaksın? Tabii ki ister istemez bir yerden patlıyor yani. Bir şey istiyor, alamıyorsun. Diyorum ki TikTok kullanmayacaksın mesela. Hı hı. Kullanmayacaksın diyorum. O da diyor ki tamam kullanmayayım. Ama diyor şu ihtiyaçlarımız var diyor. Hı hı. Sen al. Alamıyorsun. Bu sefer çıldırıyorsun. Hı. Ondan sonra bağırmalar, çağırmalar, tartışmalar. Yani ihtiyaçlar senin tarafından karşılanmayınca, o da TikTok'tan bir gelir elde ettiği için. Evet. Bu sefer senin üzerinde bir hakimiyet mi kurmaya başladı? Yani sanırım sizin çatışma noktanız o. Sen diyor ki git bana ekmek al diyor. Sen o ekmeği alamıyorsun. Diyor ki o zaman ekmeği ben alıyorum. Bak evet. TikTok'tan. Aha. TikTok'tan kazanarak ekmeği ben alıyorum. Bu sefer aranızda bir ego çatışması başladı. Aslında
Öyle demeyelim de şöyle yani, zaten yardımcı oluyor. Oradan ne geliyorsa, örnek verdim, kiramızı veriyor. Hani öyle ben yiyeceğim, ben içeceğim demiyor. Bu arada sevgili seyirciler, hemen araya gireceğim. Yani şimdi mesela TikTok'tan eşinin bir gelir elde ediyor olması, orada bir canlı yayın yaparak bir kazanç elde ediyor olması asla özendirici olmasın. Çünkü yapılan bu canlı yayınlarda genelde takipçilerin çok büyük bir bölümü erkek, kadınların... aslında hem mahrem alanları açmasını, hem bedenlerini orada sergilemesini, hem belli şekillerde konuşmalarını izleyerek aslında onları bir nevi kamera arkasında taciz gibi bir şey bu bence, ederek onların bedenleri üzerinde para kazandırıyorlar. O para kazanmadı kişiye cazip gelince diyor ki aman bunu yaptım, bir de şöyle bacağımı atayım, bunu yaptım, aman bir de böyle durayım, aman bunu yaptım, biraz daha de. O yüzden asla özendirici olmasın. Birçok yuva yıkılmasının sebebinin de sosyal medyada bu TikTok uygulamasındaki bir gelir kapısı olarak gören insanların yaşadıklarını görüyoruz. Bunlardan biri de Şaban Elmas. Şimdi eşin tek başına yapmış olduğu yayınlarda ne yapıyordu ve o para nasıl geliyordu? Yani neyin karşılığında o parayı kazanıyordu? Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi kendi gibi mesela bir tane daha arkadaşı var diyelim. Birlikte hani ortak yayın yapmış oluyorlar. Ne oluyor? Onun takipçileri onu destekliyor. Onun takipçileri de onu destekliyor. Peki mesela bir gül gönderiyor, bir ayıcık gönderiyor. Mesela, atıyorum bir jeton gönderiyor. Evet. O jetonun karşılığı nasıl bir davranış? Ne yapması lazım? Hiçbir şey yapmıyor. Teşekkür ederim. Hepsi bu. Hepsi. Hepsi bu. Niye mesela durup dururken ben şimdi gidip birine jeton alayım ki? Ya şimdi bir jeton dediğiniz orada 100 TL para. Mesela. Siz şu anda... Birinin canlı yayını izleyip oraya 100 TL para gönderir misiniz? Gönderenler çok. Hayır. Niye gönderiyor peki? Yani gönderiyor. Menfaat için dersek şimdi açın izleyin derim ben de. Hayır videolarını. Hayır. Şu bir açıdan, tane düzgün... Şimdi mesela siz mantık olarak düşünün. Bu işte olan birisiniz. Birine çocuklarınızın rızkından, evinizin rızkından, emeğinizden 100 TL gönderir misiniz? Ben göndermem. O adamlar ya da o insanlar niye gönderiyor? Adam zengin mesela. Ha bak destek olmak için de yapıyor. Hani biliyor çalışmadığımı. O zaman siz bu TikTok yayınlarında için... mali durumunuzun kötü olduğunu yardım talebinde bulunuyorsunuz. Hayır yardım nereden talebinde bulun. Nereden bilecek beyefendi sizin ekonomik durumunuzun şimdi kötü şöyle, olduğunu? Yani ya bir sanat icra ediyorsunuzdur, eşinizin sesi güzeldir. Kimse kimseye durup dururken bu paraları sözü için bir yardımda vermez. Bulunmaz. Ya da talep ediyorsunuzdur. Ya diyorsunuzdur. Ablacığım, ya ekonomik anlamda zor durumdayız, çalışamadık filan. Hayır bunları merak ediyoruz Şaban. Şimdi sen bak, bir de güzel anlatıyorsun şu açıdan da. Hani bugüne kadar işledik, senin gibi anlatan olmadı. Bak şimdi. Ne zaman ip koptu? Yani bizim hiçbir zaman ipimiz kopmadı aslında da. Söylediğim gibi bu hakaretler bilmem neler, hani bunu yapmayacağım deyip üstüne gitmelerim. Tabii ister istemez bunu uzaklaştırdı biraz. Benden soğuttu biraz ister istemez. Ben sonradan anladım bunları. Ha, gittikten sonra düşündüm. Günlerce yemek yemedim. Günlerce uyku uyumadım mesela. Yani ne peki diyeyim? Eşiniz evdeyken mesela sosyal medyadan yaklaşık 150-200 TL para kazanıyordunuz. Mesela evet. Kaç saatlik bir yayın bu? Ortalama 2 saat, 1,5-2 saat, 3 saat. 2 saatte 200 TL. Mesela. Günlük. Evet. O da sizin işte çocukların, sizin tüm ihtiyaçlarınızın karşılanması için bir gelir kapınızda. Tabii ki. Peki eşiniz 18 Ocak'ta. Evi nasıl terk ediyor? Evi nasıl terk ediyor? Ben daha yeni bir işe başlamıştım aslında. İkinci günümdü. Benim çocuğum, güreşe gidiyor benim çocuğum. Onun lisansı falan çıkması lazımdı. Ben dedim gülüm çalışıyorum. Sen dedim çocuğu götür. Hani yaptırabilir misin dedim. Tamam yaptırırım dedi. Ondan sonra gitti çocuğun sağlık raporunu çıkarttı. Ondan sonra nüfus müdürlüğü var oraya götürdü. Oradan sonra ticari taksiyle gidiyor. Ondan sonra da annesine çocukları bırakıyor. Diyor ki ben diyor piyasaya gideceğim, ayakkabı alıp geleceğim. Akşam da Şaban bizi gelip buradan alacak diyor. Hı hı. Ondan sonra aynen de plan bu aslında. Hiçbir değişiklik yok. Sonra saat 4 civarı, 4'ü 1 geçeydi hatta. Hı hı. Bana mesaj atmış. Çocuğun kimliğini hallettim. Bundan sonra beni arama, sorma. Ben artık yokum diye mesaj çekmiş. Gitti o çocuğun çocuğun lisans işlemleri için görevimi yaptım. Aynen yaptım. Ben artık yokum. Aynen öyle. Peki sonra bir araştırma yaptın mı? Tabii ki yaptım. O gün Maraş'ta inanılmaz bir kar yağdı. Yani böyle bir kar da zaten yağmaz. Yani ben şu dedim hatta, Burcu giderken Kahramanmaraş'a kefen giydirdi gitti dedim hatta. Çok zoruma gitti. Çok ağladım ben. Çocuğum bana diyor ki baba üzülme diyor. Dayanamıyorum ağlıyorum. O çünkü ağlıyor orada. Ayağa kalksam kızım diyor ki baba annemi almaya mı gidiyorsun?
Yani ister istemez çok zor anlar bunlar. Hatta kendimi de zor tutuyorum şu an. Eşinize çok mu aşıksınız? Çok aşığım. Yani bunu Maraş biliyor. Türkiye'de bilsin. Ben onu çok seviyorum. Ben onsuz yapamam. O yoksa benim de olmamın hiçbir ifadesi yok. Anlamı yok yani. Ya onsuz yapamam derken? Giderse yani. Ben onun geleceğine inanıyorum. Şimdi bir de dün bir gelişme oldu. Peki mesela bu aşkı nasıl tanımlarsın? Şimdi diyorsun ki ben eşine hakaret eden, küfür eden biriyim. Yani evet. Eşini aşağılayan bir adamsın sen. Evet. Tabii, değil mi? Evet. Mesela insan çok sevdiği bir varlığa. Neden yapar bunu, değil mi? Hayat arkadaşına, çocukların annesine. Evet. Yani nasıl bir zavallılıkla hakaret eder? Ya da hakaret ederek kendi içindeki hangi duyguyu doldurur? Bütün bunların hepsi maddi geçimsizlikten kaynaklı ablam. Maddi. Hep maddi geçimsizlik. Onlar benim düzgün bir işim olsa, hani düzenli, güzel bir işim olsa zaten bunların hiçbir tanesi olmayacak. Peki bu daha arada... önce de biz iyiydik mesela. Eşinizin kaçıncı gidişi bu? İlk gidişi mi, daha önce gitti mi? Bir kere daha gitti geçenlerde. Yine bu da TikTok'la alakalıydı. Bir kere daha gitmişti. Ya sizin evin bombası TikTok. Şimdi Burcu Hanım'a ulaştık. Burcu Hanım şu anda telefon hattında. Burcu Elmas. Alo. Efendim. Burcu Hanım hoş geldiniz canlı yayına. Teşekkür ederim Esra Hanım, hoş bulduk. 18 Ocak tarihinde çocukları annenize bırakıp ben ayakkabı almaya gidiyorum diyerek evden ayrılıyorsunuz. Sonra da eşinize bir mesaj atıyorsunuz. Hani ben son görevimi yaptım, çocuğun lisans işlemlerini hallettim. Beni bundan sonra arayıp sorma. Evet, doğrudur Esra Hanım. Evi niye terk ettiniz? Yani bunu çok düşündüm ben. Uzun zaman düşündüm ama sürekli üzerime geliyordu Şaban bu TikTok'la alakalı. Hı hı. Ve bazı iftiraları, vurgulamaları beni çok doldurdu ve ben buna karar verdim artık yani. Peki ben size direkt sorayım. TikTok'tan hani kendinize uygun ya da oradan anlaştığını düşündüğünüz birini bulup bu sebeple mi evden kaçtınız, çocuklarınızı bıraktınız? Hayır Esra Hanım, kesinlikle bizim Şaban'la 12 yıllık bir evliliğimiz var ve 12 yılda sürekli bizim zaten tartışmalarımız var. Bu TikTok hayatımızda bizim 2 yıldır var ve ben bu olayı TikTok'a bağlamasından o kadar çok rahatsız oldum ki. Çünkü mesela altta bir yazı geçiyor, diyor ki para kazanmaya başladı, evi terk etti. Ya o parayı kazandım da ben senin eline vermedim mi? Ben o paraya hiçbir şekilde dokunmadım ki. Benim hiçbir zaman konum para olmadı. Ben paraya önem veren bir insan değilim. Çünkü benim başımdan çok büyük ciddi sağlık sıkıntıları geçti. Ve ben hayatımla mücadele verirken zaten bu TikTok'a girdim. Ben 2 yıl boyunca koltuk değneğiyle gezdim. 2 kalçamda şu an benim protez var. Ben hayatımla boğuşurken adamın tek derdi TikTok olmuş. Ve ben onunla mücadele ederken, bir şeyler için savaşırken o her zaman suçlama, hep suçlama. Buraya yönlendiren eşiniz mi, siz mi girdiniz TikTok'a? Sizi buraya yönlendiren, sosyal medya kullanmaya yönlendiren eşiniz midir? Eşim değildi. Benim psikolojik sorunlarım. Çünkü ben evden bir yere çıkamıyordum. 2 yıl boyunca koltuk değneğiyle gezdim ve hiç iyi değildim. Sonra eşim işten ayrıldı. Ve hani bir maddi geçimsizlik başladı. Bir arkadaşımızın üzerine böyle bir canlı yayın yapıp hem kafamızı dağıtalım hem de evimizi geçindirelim dedik. Ama biz ona hani böyle bir biri olsun işte aşk yaşayalım o gibi şeyler hiçbir ben bölmek istemiyorum yani. Aslında. Hayır yo, girebilirsiniz araya. Şunu da merak ediyorum. Günde gerçekten 200 TL kazanıyor muydunuz bu uygulamadan? Şöyle Esra Hanım, 200 TL de oluyordu, 500 TL de oluyordu, hani 1000 de oluyordu. Bir hani orada bir yarış düzenleniyor. Bu yarışlar üzerine zaten hani kazanılıyor. Hani dedim ya, ortak yayın yapıyorlar, yarış yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz peki diye. Yarışta? Hani ne bileyim evde bir şey bidonları doldurup da kim önce dökecek, kim önce taşıyacak? Nasıl bir yarış bu? Hayır. Öyle ceza falan değil. Öyle cezasız yarışlar uygulanıyor. Kimin destekçisi, hangi destekçisi kazandıracak? Kim kimi kazandıracak yani. Diyor mesela. Peki eşiniz şimdi diyor ki ben sizin söylediklerinizden hemen kısaca söyleyeyim. TikTok bizim evliliğim, 13 yıllık evliliğimizi TikTok'a dayandırıyor ama asıl bizim sorunumuz 13 yıldır var. Ben bu evet. evlilikte hiçbir zaman mutlu değildim diyor. Evet, sebebi de zaten düzenli işimin olmaması abla. Ben 13 yıldır ay orada düzenli çalışıyorum. İşiniz yok mu? Düzenli işim hiç olmadı. Ben garson olarak çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıldır da ben bu işi yapıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Kusura bakmasın yani patronlarımızda. Biri sigorta yapmaz. Bir tanesi çok çalıştırır, az para verir. Yani
Yok bir şey olur işten çıkartır. İş olmaz gönderir. Ne olacak böyle? Mecburen aileye yansıyor yani. Elinde mi 13 yıldır eşiniz aynı şekilde... Gülüm doğru mu yalan mı? Sen hayat söylesene. Ve aile sorumluluğunu tam olarak alamayan ve çalışma hayatında irade gösteremeyen biri mi? Bana söylüyorsunuz değil mi? Evet. Ya iradesiz mi diyeyim ben açıkça size? Yani hani iradesiz evet. Yani işsiz kalabilir, her türlü geçinebilir, asgari ücretli ama Şaban her zaman fazlasını beklediği için 20 lira biri daha fazla versin oraya gitmek istediği için. Peki ben şimdi bir dakika Şaban Bey, sizin aslında eşinize soracağınız bir soru var. Sen neredesin? Çocukları annene niye bıraktın? Niye bu soruyu sormuyorsunuz? Cevaptan şimdi, mı korkuyorsunuz? Hayır. Evet gülüm. Neden bıraktın çocukları gittin? Neden gittin yani? Bu sebep miydi yani? Nereye ne olurdu? Gitti? İnsan bağırıp çağırdığı için ev terk edilir mi gülüm? Şaban ben yıllardır zaten seni bırakmak istediğimi söylüyorum. Senden ayrılmak istediğimi söylüyorum. Sen ne diyorsun? O evden çıktığın an, beni boşadığın an mezarını tut, seni bul, seni öldürürüm, seni şöyle yaparım, seni böyle yaparım. Neden peki? Artık bana başka bir çare bırakmadın ki. Neden peki? Neden? Söylesene. Bir dakika, benimle hiçbir zaman sen karşı karşıya gelip de adam akıllı konuşup da kendini düzeltmeye çalışmadın. Tamam ben onun için geldim buraya. Beni bırakamazsın, öldürürüm. Ya sen beni bu kadar seviyorsan bana sahip çıkacaksın o zaman. Ya benim seviyorum daha ne yapayım ben sana ya? Şimdi ben mülakata da bir baktığımda siz 18 Ocak'ta ev yani çocuk şimdi ekonomik sıkıntılardan dolayı kocanızdan ayrılabilirsiniz. Bu sorumluluğu almadığı için artık yorulmuş ve bıkmış olabilirsiniz. Bu da geçerli bir sebep aslında. Düşünsenize hayatınızdaki insan hiçbir zaman hiçbir yerde irade gösteremiyor, istikrar sağlayamıyor ve hep sizi mağdur ediyor. Bunu anlarım. Fakat siz annenizin yanına gitmiyorsunuz. Anneye çocukları bırakıp gidiyorsunuz. Sizin mülakatta da şöyle bir cümleniz var. Ben eşimin bindiği taksiyi sonra kontrol ettim. Eşimin rezidansa gittiğini... Evet. Oradan neden çıktın? Onu da söyler misin? Neden çıktın? Şöyle, uçak biletim çünkü. Uçak biletimi beklemem lazımdı. Uçak bileti almıştım. Onu ben nerede bekleyebilirdim? Nereye gidiyorsunuz uçakla Kahramanmaraş'tan? Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gidecektim. Niye İstanbul'a gelecektiniz? İstanbul'a gelecektim. İstanbul'da kendime bir hayat kuracaktım. Boşanma davası açacaktım. Sonra çocuklarımı isteyecektim yani. Ben çok böyle bir şey bu. Yani hani mesela bir kulağını bir böyle tutarsın. Bir de böyle bu, ama bu dolanmış yani böyle hani şey gibi. Böyle bir dolanma. Sizin İstanbul'a gelme amacınız nedir aslında? Yani o 18 Ocak tarihinde evden ayrılmanıza sebep olan kişi ve kişiler kimlerdir? Şöyle söyleyeyim Esra Hanım. Herhangi bir kişi ve kişiler yok. Bu benim tamamen kendimce verdiğim, tamamen tek başıma aldığım bir karar. Hiçbir arkadaşıma dahi söylemedim. En yakın arkadaşıma, canım dediğim arkadaşıma dahi bir bilgi vermedim. Kendim çıktım, kendim karar verdim. Çok rezil oldum. Otellerde havadan dolayı... Antep'te hani bayağı sıkıntılar yaşadık. Nasıl zaten. Yani Antep, Maraş'tan Antep'e uçakla mı gittiniz? Şöyle abla, Maraş'ta kar yağışından dolayı kar yağışı var. Şimdi şunu anlamıyorum. Siz o gün uçağa binecektiniz, uçağa binemediniz. Antep'ten binmek istemiş. Antep'ten binmek istediniz uçağa. Büyük ihtimal. Aynen, bunun için de otellerde kaldınız. Peki çocuklar, bu hayatın neresinde? Bak, sorumsuz bir koca, çalışmayan bir koca, ekonomik sıkıntılar çeken bir koca... ve bundan dolayı siz evden ayrılıyorsunuz. Diyorsun ki ben İstanbul'dan sıfırdan bir başlayayım. Çocuklar annenizde. Annenizin de geçim derdi, hayat telaşı zaten kendilerine göre. Aynen, yani kaçarak, insanı. O gün giderek, çocukları da bırakarak neyi çözmek istediniz? Yani hani ben sorun var ama ablacığım, çözüm bana biraz garip geldi. Ablacığım Burcu çocuklarını zaten bırakamaz. Onun durabileceği, bak onun durabileceği en fazla bir hafta. Ben ilk gittiğimde de ben çocuklarımı aldım yanıma. Ben çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalamam. Kimse de ayıramaz o çocukları benden. Aynen ben sadece tek başıma bir kadınım, savunmasızım ve ayaklarımın üzerinde durmam lazım. Ve hani benim sağlık sorunlarım da var. Ben bunu zaten
İstanbul'da bir işe girerim, bir şekilde bir ayakta durma mücadelesi veririm, boşanma davası açarım. Daha sonra çocuklarımı almak için elimden geleni yaparım diye düşündüm. Şurada merak ediyorum. Peki aile biliyor, annenize söylediniz mi? Bak anne, benim planım bu. Çocuklar bir süre sende kalsın, sen onlara bak. Yok. Ben şöyle bir plan yaptım, bu planım işlerse çocukların da senin de hayatın kurtulacak diyerek ailenize bu konuda bilgi verdiniz mi? Hayır, vermedim. Çünkü anneme ben zaten yıllardır söylüyorum, hani ben aileme, babama olsun, hani ben sürekli geliyorum, hani diyorum beni kurtarın, hani beni kurtarın. Ya ne yaptık da beni kurtarın? Ne yaptım lan ben sana? Ne yaptım ya? Ne yaptım lan? Nasıl, seni sevmekten başka ne yaptım? Bana böyle işte yapma. Bir dakika dur. İçkin mi var? Sigaram mı var? Neyim var benim? Evimden işime, işimden evime ya. İşe de gitmiyorsun. Ya ben, tamam abla, çalıştığım zaman öyle yani. Burcu Çalışmadığım zaman da yanındayım ama. Ben ne zaman nereye gidersem gideyim hep yanındayım ben. Ben iyi olduğu zaman işlerim mesela, örnek veriyorum. Zaten var ya, böyle bağırmaların, küfürlerin, hakaretlerin beni zaten bu noktaya getiren, anlıyor musun? Hangi mutlu kadın evinden gider ya? Tamam da neyi var? Bir dakika abla, bir dakika. Ya ablacığım, benim evimi herkes bilir, tamam mı? Kahramanmaraş'ta beni birçok insan tanır. Ya bir tanesi bağlansın ya. Ben evime nasılım, kendine nasılım? Ayakkabısının ipini bağlıyorum ben ya. Evi temizliyorum abla. Daha ne yapayım ben kendine? Kendi için yaptım ben bütün bunları. Ya yemin ediyorum evi temizliyorum evi. Abla süpürgeyi çekiyorum baştan aşağı. Tamam, kendi rahatsız ama onun için yapıyorum onu. Ayaklarından ameliyat oldu, Burcu protez. Burcu Hanım, ben de tam o noktayı soracaktım. Eşinizin teşbihleri çok güzel. Diyor ki VTR'de, bizim sevgimiz kumrular gibiydi. Sen kumru kuşunu bilir misin gülüm? Biliyor musun kumruyu? Kahramanmaraş'ta bir Yusufçuk diyebilirler. Bir sor bakalım, biliyor musun kumru kuşunu? Bak, Yusufçuk diyebilirler Kahramanmaraş'ta, bilirsin. Onun adı kumrudur. Bak, kumrular anca birbirlerini ölürse terk ederler. Asla da kendine eş edinmezler. Ya biz de kumru olalım ya. Şaban, sen bak, o evine hiçbir zaman, hiçbir zaman ama hiçbir zaman sahip çıkmadın. Ailen hiçbir zaman bana sahip çıkmadı. Abla, gelinin bir bağırlarda basmadı. Haklı. En küçük şeyde beni ayrı gördüler. Abla o yönde kardeşine haklı. Kardeşine bile kız istemeye gidersen beni ayırdılar yani. Canım bir dakika dur. Tamam abla, o konuda doğru söylüyor. Ailemin istemediği biz bir evlilik yaptık. Biz severek evlendik. Benim ailem destek olmadı. Allah var, doğru söylüyor. Ne abilerim, ne ablalarım, annem, ya annem birazcık ılımlı da, ya hiçbiri sevmediler ya. Sevmediler, bir kere gelinim demediler, hani gelmediler böyle, yok görüm neyse işte. Ya bir kere de şey yapmadılar ya. Allah Allah, şimdi 14 sevmek yıldan zorunda sonra değiller bu arada, herkes saygı duyuyor. Ben anneme gelmedim abla, şunu benim annem 10 numara bir insan. Bunu boşanmalarda çok rastlıyoruz. Burada bir üstünü örtme mi var? Sevgi kumruya benzetiliyor. Siz evden ayrılmışsınız, Kahramanmaraş kefen giymiş ama aynı zamanda da eşim evdeyken küfürün her türlüsünü yaparım diyen bir eş var. Hangisi gerçek aynen eşiniz? Aynen. Bak, ikisi öyle de çok uçlarda. Kumrular gibi bir ilişki mi var? Maraş gidince ağlayan bir ilişki mi var? Yoksa sürekli evde hakarete maruz kalan bir ablacığım, kadın mı var? Ablacığım bir dakika, her zaman evde hakaret yok. Yani biz günlük gülistanlık yaşıyoruz, gidiyoruz. Bizim hiçbir sıkıntımız yok. Arada bir oluyor. Bu arada bir olanları da biriktiriyor. Haklı.